yapmak da istemiyorum aslında. Şimdi seçimin yanaştığını anlıyoruz. Seçim zamanı geldiği zaman bu tip olaylar ne yazık ki artıyor. Ben şunu diyorum, herkes kendi yakışanı yapar. Biz kimlerin kimlerle beraber olduğunu, işte neler konuştu, neler yaptığını bizler de duyuyoruz, görüyoruz. Biz sakinliğimizi koruyup biz kendimize yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Biz de kendimize yakışanın hizmet etmek olduğunu kanaatindeyiz. Ama bazıları ne yazık ki bu tip işlere tevessül ediyorlar. Ben siyasi tecrübemden yola çıkarak büyüklerimizden gördüğümüz, dinlediğimiz kadarıyla bu tip iftiralar, karalamalar, bu tip haberler yaparak kimsenin bir yere gelemediğini, şans eseri gelse bile bunun çok kısa ve geçici olduğunu, çok acı tecrübelerle yaşamış büyüklerimizden, etrafından dinledik. O yüzden de bu tip haberlerin her zaman dediğim gibi omurgamıza faydası olacağı kanaatinde değilim. Belli mecralardan ısmarlama haberler artarak devam edecektir. Biz bunlara alışığız, daha önce de yaşadık. O yüzden ciddiye almadan biz vatandaşımıza söz verdiğimiz ölçüde bize yakışan nedir? Hizmet etmek, hizmet etmeye devam edeceğiz. Onları da Allah'a havale ediyorum. İnşallah gün geldiği zaman bu fani dünyada olmasa bile asıl dünyada illaki hesaplaşacağız.